Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. AYT matematik çözmeden girme diyoruz. 40 tane soru çözüyoruz. Niye? Çünkü AYT sınavına sevgili gençler girmeden önce mutlaka çözmen gereken sorular olduğunu düşünüyorum. Benim fikrim. Dolayısıyla çözersen iyi olur. Bu da senin fikrin olsun. Şimdi sevgili gençler, İlk 20 soruyu çözmüştük biliyorsunuz diğer videomuzda. Burada kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi ikinci 20 soru. İkinci video senin için daha değerli aslına bakarsan. Neden? Çünkü limit türev integral burada. İlk sorumuzda dilersen gel hemen başlayalım seninle beraber. F bir fonksiyon ve A bir gerçek sayıdır demiş bize. İlk sorumuzda a artı 2x artı 1 bölü x küçük veya eşittir fx, o da küçük veya eşittir a artı 3x olarak bize verilmiş ve demiş ki x 1'e giderken fx'in limiti 7'ymiş, a kaçtır diye soruluyor. Şimdi sevgili gençler öncelikle burada yapmamız gereken şeyi söyleyelim. F'in sürekli olup olmadığını falan ben bilmiyorum. Dolayısıyla gidip de sen burada 1 yazamazsın yerine. Yazsan bu sorunun cevabı doğru çıkar ama hani ÖSYM öyle bir verir ki çıkmayacak şekilde. Dolayısıyla şöyle yapman gerekiyor. Limit x 1'e giderken a artı 2x artı 1 bölü x diyeceksin önce buraya. Sonra küçük veya eşittir limit x 1'e giderken, yani hepsinin başına limit x 1'e giderken diye bir ifade ekleyeceksin. Fx, o da küçük veya eşittir limit x 1'e giderken a artı 3x diyeceğim. Tamam. Bunları dedikten sonra da a tamam artık x gördüğümüz yere 1 yazabiliriz cümlesini kuracaksın. Şimdi o halde şurası ne olur? A artı 2 artı 1'den a artı 3 gelir. Küçük veya eşittir. X 1'e giderken fx'in limiti neydi? 7 idi. O halde sen buraya 7 yazacaksın. Bir de küçük veya eşittir dedik. Şu kısım neydi sevgili gençler? X 1'e giderken a artı 3x yerine yazarsanız a artı 3 gelir. Şimdi bir zahmet. A artı 3x burada a artı 3'ten büyük veya eşitse a artı 3 a artı 3'e eşittir. 7'yi de aralarına sıkıştırmış bunlar. O halde a artı 3 kesinlikle ama kesinlikle nedir sevgili gençler? Tabii ki 7'dir. O halde a'nın kaç olması gerekiyor? 4. Yani cevabımız Denizli seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Devam. Bu arada Windows'u da kaçak göçek yöntemlerle etkinleştirmeyi başardık. X 4'ten büyük olmak üzere bir kenarı x birim olan kare biçiminde bir kağıt verilmiş. Kağıdımız görselde veriliyor. Hatta bu kağıdın alanı da x karedir diyebiliriz, kare biçimindeydi. Şimdi önce bu kağıdı 2'ye katlıyoruz. Sonra bir daha 2'ye katlıyoruz. Yani toplam üst üste 4 tane kağıt gelecek biçimde bir şeklimiz oluşuyor. Ve daha sonrasında da kulaklarından birer birim şöyle kesiyoruz. Bire bir olacak şekilde kare biçiminde kesiyoruz. Tabii o zaman şöyle, bu kestiklerimizin kesilen görüntünün alanı bir birim kare ise 4 tane üst üste durduğuna göre her birinden 4 tane gitti. O halde 4 birim kare buradan, 4 birim kare, 4 birim kare, 4 birim kare, toplam 16 birim kare eksildi sevgili gençler burada. Kağıdın gerçek alanı. Kağıt tekrar açıldığında oluşan son şeklin alanı da fx'miş. O zaman fx ne olur sevgili gençler? Öncelikle x kareydi. 16 birim kare giderse x kare eksi 16 olur. Şimdi bunu diyor, bunu 4 eksi x'e böl demiş ve limit x 4'e giderken hesapla demiş. Gördüğünüz üzere 0 bölü 0 belirsizliği geliyor. İster L'Hopital yapın, ister çarpanlarını ayırın. L'Hopital yaparsanız 2x bölü eksi 1 gelir. 4'ü de yerine yazarsanız 2 kere 4 8 bölü eksi 1'den eksi 8 gelir. Cevabımız demek ki Denizli'ymiş deriz sevgili gençler. Devam ediyorum bir diğer sorumla. Yine reel sayılardan reel sayılara tanımlı bir fonksiyon verilmiş. Soruyu dikkatli dinlemende fayda var. Bu tarz bir soru çıktığı zaman üzülmemen gerekiyor. Ben bunu istemem. SML familyasının üzülmesini istemiyorum sevgili gençler. Reel sayılardan reel sayılara. Diyor ki mutlak değer fx fonksiyonunun a'daki limiti l'dir demiş. Pekala, l'de bir reel sayı olmak üzere 3 tane ifade vermiş. Hangileri daima doğrudur? Bakın şunu unutmuyorsunuz. Daima, kesinlikle, her zaman gibi sorular sorulduğu zaman sorunun kökü eğer böyle böyle bitiyorsa siz mesela daima doğrudur diyor bu. Siz aksine bir tane örnek vererek, bir tane bile olsa aksine örnek vererek yanlışı bulmaya çalışıyorsunuz. Doğruyu ispatlamaya çalışmıyorsunuz. O topa girerseniz de onun sonu gelmez. Yani doğru bir ispat yapmanız lazım ki ancak öyle sonu gelsin. Mutlaka ama mutlaka siz aksine bir örnek vererek bunu yanlışlamaya çalışıyorsunuz. Yani
Aslına bakarsanız bunların içerisinde doğrudur diye sordu ya, doğru olanları bulmaya çalışmıyorsunuz. Yanlış olabilecekleri bulmaya çalışıyorsunuz. Pekala. İlk öncülümüze bakalım. Fx'in a'daki limiti l'dir veya fx'in a'daki limiti eksi l'dir demiş. Ki ne kadar da doğru görünüyor değil mi? Yani şöyle düşünecek olursak, fx'in mutlak değerinin a'daki limiti l ise o zaman fx'in limiti ya l'dir ya da eksi l'dir. Ne kadar da doğru görünüyor olsa da yanlış olabilecek durumları söz konusu. Nasıl mı? Şu şekilde. Mesela ben buraya bir x'e kartezyen koordinat sistemi çizeyim. Çizdikten sonra da sevgili gençler, şurasına x diyelim, burasına y diyelim. Şu kısım arkadaşlar l olsun, şu kısım da eksi l olsun. Şimdi benim fonksiyonum şuradan şöyle yukarı doğru çıkmış. Şöyle ve buradan da bu şekilde devam etmiştir diyelim. Ve bu fonksiyon fx fonksiyonumuz olsun bizim. Şimdi sevgili gençler, ben bu fx fonksiyonunun, hadi şuraya da a diyelim. Bir de şunu şöyle birleştirelim. Tamam. Şimdi bu fx fonksiyonunun ben mutlak değerini alırsam limit var ve evet l olur. Çünkü mutlak değerini aldığım zaman bu böyle yukarı doğru çıkacaktır simetrik halde. Ve bu fonksiyonun a noktasında bir limiti vardır ve l'dir diyebiliriz. Ama mutlak değerini almadan önce fx'in limiti dahi yok. Yani bana limit ya l'dir ya da eksi l'dir demesi bir dayatma olur açıkçası. O halde limiti olmayabilir durumunu ben keşfettiğime göre birinci öncülüme daima doğrudur diyemem. Ha, ara sıra doğru olabilir bazı durumlar için ama her zaman veya daima doğru değildir. İkinci öncülüm. Peki ben bunun karesini alırsam l kare olur mu? Evet olur. Neden? Çünkü benim fonksiyonum bu şekilde bir sıçrama süreksizliğine sahipse bile sol ve sağ limitlerinin karelerine bakarsam eksi l ve artı l'nin ikisinin de karesi nedir? L karedir. Şimdi madem öyle, şu durum hocam, o durum da zaten gerçekleşecek. Bak şöyle olursa, yani bu fonksiyon zaten L'de sürekli, A'da sürekliyse, şöyle. Şimdi bunun zaten sen karesini aldığın zaman L kare gelecek. Hocam eksi L kare durumu için, eksi L için şöyle yaparsak, böyle bir fonksiyonumuz olsun. Sen burada eksi L'nin de karesini alırsan L kare gelecek. Yani her halükarda kaçarı yok, L kare geliyor tüm durumları. İnceledik, aksine bir örnek. Bulamadık, bulamadığına doğru diyorsun. X a'ya soldan yaklaşırken ki limitle a'nın sağ tarafındaki limitin çarpımları eksi l karedir. Şimdi şu örnek için, yukarıda ilk verdiğimiz örnek için evet bu doğru. Ama şurada verilen örneklere bakacak olursanız sağ limit ve sol limitin çarpımları sevgili gençler bu iki örnek için l kare. Burada eksi l kare demiş, demek her zaman doğru değil. O halde her zaman doğru olan hangisiymiş? İkinci öncülümüz, yani cevabımız Bursa seçeneğinde verilmiştir deriz. Devam ediyoruz bir diğer sorumuzla. Fx fonksiyonunun grafiğini bize vermiş bu adam. Şimdi fx fonksiyonun grafiğini görüyorsun. Eksi 2 noktasında kopmuş, sıçramış, eksi 1'den 1'e geçmiş. İkisinde de doğrusal falan filan. Buna göre demiş 3 tane bize fonksiyon vermiş. Bu fonksiyonlardan hangileri gerçek sayılar kümesinde süreklidir diye soruyor. Şimdi sen bir kere bu fonksiyonlarda dönüşümleri iyi bileceksin. F eksi x demiş. Şimdi f eksi x hangisi oluyordu? Arkadaşlar, y ekseninin sağ ve solu olmak üzere bunlar. Bunları bu şekilde alıyorsunuz. Simetriğini alıyorsunuz, tamam mı? Simetriğini alıyorsam ben bunu, demek ki benim fonksiyonum şöyle olacak. Şöyle gelecek şuraya kadar. Sonra şöyle olup, şöyle olup şu şekilde devam edecek. Şimdi bu fonksiyona bakıyorsunuz sevgili gençler. Bu fonksiyon sürekli mi? Hayır. Bir kere bu da kopar. Dolayısıyla birinci öncülümüzdeki ifade fonksiyon sürekli değildir. Peki ben bu fonksiyonun mutlak değerini alırsam o zaman ne olur diye düşünecek olursak, biliyorsunuz ki mutlak değer fx fonksiyonunun grafiği x ekseninin altında kalan kısmın simetriğini yukarı taşıyorsunuz sadece. O halde bakın burası 1, burası eksi 1 ise eksi 1'in simetriği 1'dir ve bu şekilde devam edecektir fonksiyonumuz. Yani yeni fonksiyonumuzun grafiği, mutlak değer fx fonksiyonunun grafiği bu maviyle gösterdiğim olacaktır. O halde bu da sürekli olduğunu gördüğümüz üzere cevabımız burada 2 doğru olacak. 3'e bakalım. 3'e bakalım. 3'te ne yapıyorduk sevgili gençler? F mutlak x. Şimdi şöyle yapıyorsunuz. İçerinin mutlak değerini aldığı zaman. Y ekseninin sol tarafındaki grafiği hiçe sayıyorsunuz. Yani buraları görmezden geliyorsunuz. Buraları görmezden geldikten sonra da fonksiyonun sağ tarafının sol tarafına simetriğini alıyorsunuz. İşte bu da F mutlak x'in grafiğidir sevgili gençler. Ve gördüğünüz üzere bu fonksiyonda süreklidir. O halde cevabımız ne olacakmış? 2 ve 3 sevgili arkadaşlarım, cevap Denizli'ydi.
Devam ediyorum. 7. sayfamdaki ilk sorumla. X kare artı 1 fonksiyonu verilmiş bize. Şimdi diyor ki şu ifade şuna eşitse x'in alacağı değerler çarpımı sorulmuş. Bir kere şu içerideki ifade ne demek arkadaşlar? Bu içerideki ifade fx'in x değişkenine göre türevi demek. Peki fx'in türevi nedir? F türev x. Arkadaşlarım 2x'tir. Yani bu içerisi 2x'miş. Peki 2x'in karesini alacağız o zaman. Allah'ın emri. 4x kare eşittir 18 çarpı. Şimdi devam. Şu ifade ne demek? Arkadaşlar işte bu ifade de karesi değil de yani birinci türevin karesi değil. Nedir? İkinci türevi demek. Yani iki kere türevini alacaksın demek. E ben birinci türevini bu bulmuştum. O zaman ikinci türevi ne olur arkadaşlar? F'in ikinci türevinde x. Tabii ki 2x'in türevi olan 2 olur. Demek ki buraya da 2'yi yapıştıracağız. Pekala 4x kare eğer 18 çarpı 2 yani 36'ya eşitse tabii ki x kare 9'dur. O halde x'in alabileceği değerlerden bir tanesi 3'tür. X'in alabileceği değerlerden ikincisi de eksi 3'tür. İşte bu değerlerin çarpımı sorulmuş bize. Tabii ki cevabımız Denizli seçeneği olacaktı. Karşımıza hocam bu kadar kolayla çıkar mı karşımıza deme çıkıyor. Ki sınava kalmış 5 gün illaki çözmüşsündür son senelerde çıkmış soruları falan. Görürsün. Yani bu tarz sorular bile var sevgili gençler. Sınav yani o kadar gözünüzde büyüttüğünüz kadar zor olmayacak haberiniz olsun. F türevlenebilir bir fonksiyon olmak üzere. Bak soruyu hatırlıyorum ben. F eksi x eşittir eksi f x eşitliği verilsin. Sen şimdi şunu görür görmez hangi cümleyi kuracaksın içinde kafanın içinde ne diyeceksin? Aa bu tek fonksiyonmuş ya değil mi? Neden? Çünkü içerisine eksi x yazmana rağmen burası eksi f x'e eşit oluyor tek fonksiyon. Şimdi her iki tarafın türevini alırsam diyor bu sefer de bu geliyor diyor. E peki bu ne demek? İçeriye eksi x yazmana rağmen bu f türev x'e eşit oluyor. İşte bu da çift fonksiyon demek. Yani ben ne yapmış oldum? Tek fonksiyonun türevini alınca çift fonksiyon buldum kardeşim. Eşitliği bulunur demiş. Yukarıda yapılan türev işleminin sonucuna göre öncüllerinden hangilerine ulaşılabilir? Şimdi ben ulaşabileceğim nokta burada ne negatiflik, ne pozitiflik, ne azalanlık, ne artanlık hiçbir şey değil. Burada ulaşabileceğimiz tek şey teklik ve çiftlik. Tekin türevini alırsam çift, çiftin türevini alırsam tek. Bu, olay bu. Peki, bakalım negatif değerli fonksiyonların türevi pozitif değerli bir fonksiyon olur. Ulaşamam kardeşim buna, kusura bakma. Tek fonksiyonların türevi çift fonksiyondur, doğru. Azalan fonksiyonların türevi artandır, yanlış. Yani ulaşamam. O halde cevabımız neymiş? Yalnız 2'ymiş. Şimdi bazen kendi kendine yorum yapma ihtiyacı falan hissediyorsun. İşte burada böyle işte eksi varmış, buradan pozitif olmuş, negatif değerliymiş, pozitif. Böyle şeyler yok. Veya teklikten, çiftlikten falan böyle grafiklerini falan aklına getiriyorsun. Tek fonksiyonlar orijine göre simetrikti, çift fonksiyonlar y eksenine göre simetrikti. O zaman şöyle olur, böyle olur. Ya gerek yok güzel kardeşim, gerek yok. Senin burada yapman gereken, düşünmen gereken ve yorumlayabildiğin tek şey teklik ve çiftlik. Başka hiçbir yorumda bulunamazsın. Önce okuyorsun öncüllerini. Hangisi teklikten çiftlikten bahsediyor? İkinci öncül. O zaman cevabında yalnız 2'dir. Bazen böyle yetersiz buluyoruz sanki işaretlediğimizi. Yalnız 2 de kesin bunun cevabının içinde bir de vardır falan gibi yorumlara gerek yok. Tamam. Neyi buluyorsan odur cevap. Devam. F fonksiyonunun grafiği bize verilmiş. Güzel. Mutlak fx fonksiyonu kaç noktada türevsizdir? Bir kere ne yapıyorduk biz? X ekseninin altını görmüyorduk. Altının üstüne doğru simetrini alıyorduk. Yani bak burası eksi 2, 2'ye kadar çıkacaksın. Ona da dikkat ediyorsun. Şurası 2. Şuradan itibaren kıvırıyorsun. Bunu 2'ye kadar çıktık. Sonra da bir de şurayı şöyle simetrini alıyorsun. Ve artık benim yeni fonksiyonumun grafiği şu lacivertte gösterdiğim grafik olacak diyebiliriz. Şöyle. Peki bu fonksiyon kaç noktada süreksizdir? 1, 2, 3, 4 türevsizdir. 4 tane noktada bizim fonksiyonumuz türevsizdir diyeceğiz. Şimdi bazen dalgınlığınıza geliyor. Diyorsunuz ki işte hocam uç noktalarda türev yoktu. İşte o zaman şuralarda türevsiz olmaz mı? İyi kardeşim güzel de bu fonksiyonun bu şekilde devam ettiğini düşüneceksin. Sana hiçbir şey vermemiş ki. Reel sayılarda tanımlı olduğunu düşüneceksin. Sana tanım aralığı hiçbir şey vermemiş. Tamam. Dolayısıyla bir aralıkta da kısıtlamamış. Deseydi ki mesela 2 ile 8 aralığında bak demiş olsaydı. O zaman 2'de de 8'de de türevsiz olduğunu kabul ederdin ama burada böyle bir şey söylememiş. Böyle bir beyanda bulunmamış. Dolayısıyla 4 noktada türevsizdir diyeceksin. Devam. Türevin fiziksel yorumuyla alakalı bir sorudur kendisi. Satürn ve Ay'ın yüzeylerinde belli bir yükseklikten aynı anda serbest düşmeye bırakılan iki tane cismin konum zaman fonksiyonları da aşağıdaki gibidir.
Satürn'deki konum zaman fonksiyonumuz 5.2 çarpı t kare. Ay'daki konum zaman fonksiyonumuz da 0.8 çarpı t kareymiş. A ve B birer pozitif tam sayı olmak üzere Satürn'deki cismin A'nıncı saniyedeki hızı Ay'daki cismin B'nıncı saniyedeki hızına eşitmiş. Bakın Satürn'de A'daki saniye A'nıncı saniye, Ay'da B'nıncı saniye. Şimdi A artı B'nin en az değeri soruluyor. Biz şimdi şunu düşüneceğiz. 1. Satürn'deki ben yol zaman denklemini biliyorum da hız zaman denklemine nasıl erişeceğim? Tabii ki yol zaman denkleminin türevini alacaksın. Alırsan türevini 10,4 çarpı t, biliyorsun konumun türevi, yolun türevi, hızı, hızın türevi ivmeyi veriyordu. Burada yol fonksiyonunu sana vermiş, sen hız fonksiyonuna erişmek için türevini alacaksın. Bunun türevini al, 1,6 çarpı t. Şimdi diyor ki bunun a'nıncı saniyedeki hızı, yani 10,4 çarpı a, bunun b'nıncı saniyedeki hızına, yani 1,6 çarpı b'ye bunlar eşitmiş birbirine. O halde o virgüllerden de kurtararak yazayım ben bunları. 104 çarpı A eşittir 16 çarpı B diye yazabilirim. Şimdi her iki tarafı da sadeleştirelim derseniz. Mesela ben şunu 8'e bölersem, 8'e böldüğüm takdirde 13 gelir. 13 çarpı A. Şunu 8'e bölersek de 2 çarpı B gelir. Şimdi arkadaşlar, burada A ve B'nin en az değeri soruluyor. Şu an 13 ile 2, yani katsayıları aralarında asal oldukları için ben A'yı 2, B'yi 13 seçersem bunların toplamının minimum değerini bulmuş olurum ki bu da 15 gelir. Yani cevabımız da Ceyhan seçeneği olur deriz. Devam 8. sorumuzda. Türevin fiziksel yorumuyla alakalı bu arada bir soru karşımıza çıkar mı hocam diye soracak olursan da. Şimdi genelde çıkmıyor biliyorsunuz. Geçen sene de sevgili arkadaşlar, geçen seneye kadar da binom açılımı çok çıkmamıştı. Geçen sene ben videolarımdan bir tanesinde demiştim ki bu canlı yayın tekrarlarında, yani ders tekrarlarında binom açılımı karşınıza gelebilir. O yüzden anlatıyorum demiştim. Anlatmıştım ve geçen sene binom çıkmıştı. Bu sene yine karşınıza türevin fiziksel yorumuyla alakalı bir soru çıkar mı çıkmaz mı? %50-50 diyorum ben. Artık bence çalışın. Çünkü zaten basit de bir konu. Çalışıp öyle girmenize fayda var. Şimdi gayet tatlı bir soru. Fx artı f türev x fonksiyonunun grafiği bize verilmiş ve x eşittir 0 noktasında teğet olan 2x artı 5 doğrusu da verilmiş bize. F0 eksi f'in ikinci türevinde 0 işleminin sonucu soruluyor bana. Peki, şimdi ben bu durumda neleri bulabilirim? Öncelikle sevgili arkadaşlarım, 0 yerine yazarsam şurada 0 için 5'ten geçtiğini görebiliriz. Yani şurasının ordinatı neymiş? 5'miş diyebiliriz. 0'ı ben burada yerine yazarsam f0 ile f türev 0'ın toplamını da bulmuş olurum. Cevabımız 5 olacak. Pekala. Peki bir de şunu söyleyebilir miyim? 0 noktasındaki teğetinin eğimi bunun türevi 2 olduğu için eğim 2 olmaz mı? Olur. O zaman ben bu fx artı f türev x fonksiyonunun 0 noktasındaki teğetinin eğimini nasıl bulurum? Türevini alırım 0'ı yerine yazarım. Yani f türev 0 artı f'in ikinci türevinde 0. O da eşittir kaç olacak? Kaç olacakmış? 2. Şimdi arkadaşlarım bana şu sorulmuş ya. Çıkarın üsttekinden alttakini. Bakın burada f türev 0 ve f türev 0 gider. Üst taraftan f 0 geldi. Eksi alt taraftan f'in ikinci türevinde 0 geldi. 5'ten de 2'yi çıkarırsanız 3 olur. İşte bu da bize sorulan değerdir. Bize sorulan ifadedir deriz. Cevabımız da 3 olur diyebiliriz. Tatlı bir soruydu dediğim gibi. Devam ediyorum. Aşağıda böyle bir soru 2 senede 3 senede bir mutlaka geliyor. Geçen sene buna benzer bir soru gelmedi. Karşınıza çıkabilir arkadaşlar, haberiniz olsun. Daha fazla fonksiyon verebilir şurada. Dikkat edin, burada daha fazla fonksiyon verebilir. Artanlıkla azalanlıkla alakalı bir sorudur. Genelde bütün soru bankalarında, bütün fasiküllerde de bulunabilen bir sorudur. İlla ki şimdiye kadar görmüşsünüz. Bir de şimdi benle tekrar edin bakalım. F fonksiyonunun eksi 2 ile 1 kapalı eksi 1 kapalarındaki grafiği bize verilmiş. Buna göre demiş şu 3 tane fonksiyon hangileri aynı aralıkta azalandır diye soruluyor. Ne yapmamız lazım? Buradaki verilen fonksiyonların türevini alacağız. Öncelikle şu fonksiyonun ben türevini alırsam 2'yi başa attım, fx çarpı f türev x diyeceğim. Şimdi sonra bunları yorumlayacağım işaretlerini. Bir kere arkadaşlarım fonksiyonumuz bu bölgede artan olduğu için f türev x pozitiftir. Fonksiyon bu bölgede eksi 1 ile eksi 2 aralığında değerler aldığı için negatif değerlidir ve 2'nin de pozitif olduğunu biliyorsunuz. Bunları çarparsanız sıfırdan küçük gelir ve birinci fonksiyonumuzun azalan olduğunu söyleyebiliriz çünkü türevi sıfırdan küçük çıktı.
Geçtim ikinci fonksiyonuma. Türevini alacağım. F türev içerisinde fx çarpı f türev x diyeceğim. F türev x'in ben pozitif olduğunu biliyorum bu aralıkta. Bakın buradaki fx'in benim için bir önemi yok. F türev x'i yorumlayacağız. F türev x de sevgili gençler ne olacak? Pozitif olacak. Çünkü türevinden bahsetmişiz. Artı ile artının çarpımı sıfırdan büyüktür. Ve doğal olarak sevgili gençler fonksiyon artandır, azalan değildir. Gitti. Mutlak değer fx. Hocam bunun türevini nasıl alacağız diye düşünme. Bazen türev almadan da yapabilirsin çünkü. Neden? Çünkü ben mutlak fx'in grafiğini çizebilirim. Şöyle bir grafiktir. Şöyle bir grafik olur. Ve bu fonksiyonu sen aynı aralıkta azalan olduğunu görüyorsun. Dolayısıyla 3. öncülümüz de azalandır. 3. fonksiyonumuz azalandır diyeceğiz. Cevabımız da ne olacak? 1 ve 3 olacak sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum bir diğer sorumla. F fonksiyonunun türevinin grafiği bize verilmiş. Buna göre demiş 3 tane öncül var. Hangileri doğrudur diye soruluyor. Şimdi ben bu tarz soruları şu şekilde çözüyorum ve çözmenizi tavsiye ediyorum. Arkadaşlarım bu fonksiyonların, bu f türev fonksiyonu, bu f türev fonksiyonuyla alakalı şurada negatiftir. Burada pozitif, şu bölgede negatif ve geri kalan her yerde pozitif olduğunu söyleyebilirim. Bunu söyledikten sonra da şunları şu şekilde çizeyim, daha sonrasında silerim. Ne artıdan eksiye ve eksiden artıya geçtiği yerleri çiziyorum. Çizdikten sonra da diyorum ki f'in grafiğini çizebilirim kardeşim ben. F'in grafiğini nasıl çizeceğim? Şu şekilde. Bakın şu bölgeye kadar türevi negatif, yani azalarak gelmiş. Sonra bu fonksiyon artmaya başlamış. Sonra yine azalmış. Sonra yine artmaya devam etmiş. Böyle biraz da dalgalanabilir, sıkıntı yok. Artmaya devam etmiş. Pekala. Şimdi artık buna göre düşünebiliriz. Çünkü artık bu fx'in grafiği. Hocam kesin net mi diye soracak olursam, sen bu fonksiyonun grafiğini birazcık aşağıda, birazcık yukarıda, daha da aşağıda falan düşünebilirsin. Sıkıntı yok. Ben burada düşündüm, böyle çizdim. Tamam. Yani daha aşağıda, yukarıda olabilir. Sıkıntı yok. F fonksiyonunun 3 tane ekstremum noktası vardır demiş. Gördüğünüz üzere 1, 2, 3 tane ekstremumu var. Demek ki birinci öncülümüz doğru. F3, F4'ten, F4'ten, F5'ten küçüktür demiş. Şimdi 3 burada, 4 burada, 5 de burada sevgili gençler. F3'e bakıyoruz burası, F4'e bakıyoruz burası, F5'e bakıyoruz burası. Ki gerçekten F3, F4'ten, F4'te, F5'ten daha küçük ikinci öncülümüz de doğru. 3'e bakıyoruz, f fonksiyonunun yerel maksimum noktasının apsisi 6'dır. Arkadaşlar 6'ya bakıyorsunuz, herhangi bir öyle yerel maksimum noktasının apsisi falan yok. Yerel maksimum noktasının apsisi burada 0 olduğunda görüyorsunuz hatta. Demek ki 3. öncülümüz yanlış olacak. Cevabımız da böylelikle 1 ve 2'dir diyeceğiz. Yani cevap Ceyhan seçeneği olacaktı. Devam. Yukarıda A, E, F, K, L, M düzgün altıgeni ve A, B, C, D karesi bize verilmiş. A, K ile 2 tane A, B'nin toplamı 12 birim olduğuna göre taralım E, D, A üçgeninin alanı en çok kaç birim kare olur diye sorulmuş. Şimdi öncelikle şuradaki alanın maksimum değeri soruluyor. AB dediği uzunluğu ben burada A seçersem burasının bir kare olduğunu da bize vermişti zaten. Demek ki şurası da A olacak. Bakınız AK uzunluğu. AK dediği uzunluk şurası. Bu uzunluğa ben 2A eklediğim zaman 12 oluyorsa arkadaşlarım bu uzunluk bir kere 12-2A'dır diyebiliriz AK uzunluğumuz. Şimdi burası 12-2A ise eğer bunun bir kenarı 6-A'dır. Biliyorsunuz ki şurası x ise burası 2x oluyordu altıgende. Düzgün altıgende. Pekala burası 6-A ise burası da 6-A mıdır? Evet. Şimdi bana MD uzunluğu lazım. Bulabilir miyiz? Buluruz. Nasıl bulacağız? Pisagor'da. 6-A'nın karesi yani 36-12A artı A kareden. Şuradaki dik kenarı çıkaracağım. A kareyi çıkaracağım. Karesini çıkaracağım ve kare kökünü alacağım. İşte burası da MD uzunluğudur. A kareler giderse ben MD uzunluğunun aslına bakarsanız 36-12A olması gerektiğini de görebilirim. Peki buradaki üçgenin alanını ben nasıl bulacağım? Taban çarpı yükseklik bölü 2 diyebiliriz. Ki burada tabanımız A, yüksekliğimiz bu olarak kabul edelim. A'yı içeri sokarsanız daha rahat edersiniz. 36 tane A kare eksi 12 tane A küp. A'yı içeri A kare diye soktum tabii ki. Bölü 2. Bu benim alanımdır. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Türevini alacağım. İçinin türevi 72A eksi
36 a kare bölü 2 çarpı fonksiyonun kendisi bla bla bla. Bunun bir şey yazmanıza gerek yok. Niye? Çünkü kök zaten gelmeyecek. Çünkü ben bunu sıfıra eşitleyeceğim. Paydadan kök gelmez. Peki üst tarafa bakalım şimdi. Ben bunu 36a parantezine alırsam burada 2 kalır, burada a kalır. A'mız ya 0'mış ki uzunluktu 0 olmayacak. Demek ki a burada kaçmış? 2'ymiş. Şimdi benden neyi soruyordu? Alan maksimum kaçtır diye soruyordu. Demek ki ben o a'yı şurada yerine yazacağım. Ya da şurada yerine yazıp burada yukarıdakini daha kolay 2'ye böleceğim. Peki a 2 idi. Bir de ben bunu 2'ye bölecektim. Burası gider. Demek ki cevabımız 36 eksi 12 kere 2 24'tür. Yani kök 12'dir cevap. Yani cevap 2 kök 3'tür diyebiliriz. O halde cevabımız Bursa'dır sevgili gençler. Kare kökünü almayı unutmuyorsunuz tabii. Geçtim 9. sayfama. 9. sayfada integral sorusu karşılıyor bizi. Artık son 2 sayfada da integral çözeceğiz arkadaşlar. Haberiniz olsun. 4'ten 9'a kadar x fx dx eşittir 2 eşitliği veriliyor. 2'den 3'e kadar x küp çarpı fx kare dx integralinin sonucu soruluyor bize. Şimdi öncelikle ben burada x küp dediğim ifadeye, x küp dediğimiz ifadeye sevgili gençler u dersem bakalım çok üzgünüm, buna u demeyelim arkadaşlar. Şöyle yapalım, kusura bakmayın. Birden onu görünce oraya damladın. X küple x kareyi görünce oraya damladık direkt. Şöyle diyeceğiz arkadaşlarım. Burada bir x karemiz var. Ve ben x kare dediğim ifadeye u demek istiyorum. Her iki tarafın diferansiyelini bulursam 2x dx'imiz ne olur? Du olacaktır. Şimdi burada da x küp var ya. Ben bu x küpü x kare çarpı x, bir de sonundaki dx'i de ekleyeyim şuraya. Fx kareyi de şuraya alalım. Sonuçta yerlerin değişmesi bir şey ifade etmiyor. Bakın x dx var. Burada da x dx var. O zaman x dx ne olur arkadaşlarım? Du bölü 2 olacaktır. Bunu da yazdık. X kareyi de zaten u demiştik. Mis geldi. Bir de sınır değiştirelim de olsun bitsin. 2'yi şurada yerine yazarsanız 2'nin karesinden alt sınırımız 4 gelir. 3'ü yerine yazarsanız üst sınırınız 9 gelir. X küpe u demiştik. F u'muz var. Bir de sonunda du bölü 2'miz var. Bölü 2'yi şöyle dışarı attım ben. Şimdi bakın arkadaşlar. 4'ten 9'a. X fx dx. U fu du. Bu kısım neymiş arkadaşlar o halde? 2'ymiş. Bunu 1 bölü 2 ile çarp demiş. O zaman cevap ne olur? 1 olur. Hocam burada u'ydu, burada x'ti. Sen nasıl bunları birbirine eşitledin deme. Sadece harf değişikliği yapmış arkadaşlar. Değişkeni farklı bir harfle nitelendirmiş. Dolayısıyla bunlar birbirine eşittir, bunları biliyorsun. Cevabımız Adana seçeneği olacaktı diyebiliriz. Devam ediyorum bir diğer sorumla. Yukarıda her x reel sayısı için sürekli olan f fonksiyonunun türevinin grafiği verilmiş arkadaşlar. F-1'in 3 olduğu bilgisi de verilmiş. F2'nin değeri nedir diye soruluyor. Türev grafiği verildiyse, f fonksiyonunda bir değer verilip başka bir değer soruluyorsa bunların çözümü biliyorsun. İntegral cümlesi, kelimesi hiçbir şekilde geçmemesine rağmen bu soruları integralle çözüyorduk. Nasıl? Öncelikle eksi 1'i şurada gösteriyorsun. Sonra bir de 2'yi gösteriyorsun ki 2 için 2'den geçeceği için bu şekilde çizdim. Bakın şurası 2'ymiş, burası eksi 1'miş dedim. Şimdi diyorum ki integral eksi 1'den hocam 2'ye kadar f'in türevinde x dx dedim. Sonra bunun, sen f'in türevinde x'in integralinin fx olduğunu biliyorsun. Bunu fx, şurayı da eksi 1'den 2'ye kadar yazabilirsin. O 2'yi yazamadık, düzeltelim şöyle. 2 olduğunu biliyorsun. Ve bunun da arkadaşım aslında sen ne olduğunu biliyorsun. Hocam f2'den f-1'in çıkarılmış hali olduğunu çok iyi biliyorum. Pekala. Şimdi cebimizde bu mevcut. Ama ben bunun değerini nereden bulacağım? Hadi f-1'i biliyoruz bak, burada 3. Bunun değerini nereden bulacağım? O da şu arkadaşlar, bakın. Eksi 1'den 2'ye kadar f türev x dx ne demek? Şuradaki alan demek değil mi? Eksi 1'den 2'ye kadar fonksiyonun altında kalan alan demekti değil mi bu? Şöyle gösterecek olursak, bir de şuradaki üçgeni tabii katmamız lazım işin içine. Peki şurası 1, burası 2, demek ki burası 2 birim kare. 2 çarpı 2 bölü 2'den de burası da 2 birim karedir. Yani 2 artı 2 toplamda alan kaçmış? 4'müş. Peki neyden 3 çıkarırsam 4 kalır? Tabii ki 7'den. Bana ne sorulmuştu? F2. Cevabımız 7'dir o halde. Anlaştık. Geçtim 9. sayfanın sağ üst tarafına.
Yine basit sayılabilecek bir soru. Dikkat et. D doğrusu fx eğrisini -2m noktasında teğettir demiş. Yani şurada teğetmiş. Bir de x ekseni bir noktasında teğet olduğuna görüyorsun. Buna göre demiş bu integralin değeri kaçtır? Nedir? Şimdi şunun integrali nedir? F türev x'tir değil mi? Burada da -2 ile 1'i yerine yaz demiş. Yerine yazarsak biz bunu f'in türevinde 1'den diyor. F'in türevinde -2'yi bir zahmet çıkar demiş bize. Şimdi f'in türevinde 1 demek fonksiyona bir noktasından atılan teğetin eğimi demek ki bu teğetin eğimi 0'dır. Çünkü x eksenine paralel. F'in türevinde -2 demek de şuradaki -2 noktasından fonksiyona atılan teğetin eğimi demek. Bu da zaten 60 derecelik açı yaptığına göre x ekseniyle bu eğim tanjant 60'a da eşittir aynı zamanda. Peki tanjant 60 derece kaçtır? Hocam kök 3'tü. Demek ki burası da kök 3'müş. Arada da eksi var. Sıfırdan kök 3'ü çıkar demiş. Cevap eksi kök 3 olacaktı. Yani cevabımız bursa olacaktı diyebiliriz. Yine söylüyorum. Sınav beklentim olan sorular, sınavda çıkması muhtemel sorular bana göre ve sen bu sorulara kolay diyorsan, hocam daha zoru çıkar bence diyorsan bana göre ve sen yanılıyorsun. Çünkü sınav gerçekten arkadaşlar bu tarz sorulardan meydana gelecek. Bence haberin olsun. Bence kolay demeden, zor demeden soruları mutlaka çözmelisin. Şimdi siz bana şunu söylüyorsunuz bu soruda. Orijine göre simetrikmiş f fonksiyonunun grafiği. F fonksiyonunun grafiği orijine göre simetrikse bir kere f fonksiyonu tek fonksiyondur bu cepte. F'in tek olduğunu anladık. Peki f fonksiyonu tekse bu integralle ne alakası vardı? Aralıklar simetrikse eğer tek fonksiyonların integrali sıfırdır. O halde ben bu fx'i görmek zorunda değilim burada. Nasıl olsa sıfır gelecek bunun sonucu. Artık ne var? 2'yi de dışarı atalım. 2 eksi 1'den 1'e kadar mutlak değer içerisinde fx dx var. Ve bu da 8'miş. O halde şurası kaçtır gençler? Eksi 1'den 1'e kadar fx dx. 2 tanesi 8 ise bir tanesi 4'tür. Şimdi tek fonksiyon hayal edelim. Şöyle x küp fonksiyonunu düşünelim sevgili gençler. Eksi 1'den 1'e kadar demiş. Şurası eksi 1 olsun. Şurası da artı 1 olsun. Ben biliyorum ki buradaki şeyler simetrik olacağı için f fonksiyonunun. Eksi 1'den 1'e kadar da mutlak değeri demiş. Mutlak değeri de şöyle yukarı doğru çizeceğiz. Yine şu alanla şu alan yine birbirine eşit olacak ve eğer burası 4 ise demek ki burası 2'ymiş. Demek ki burası da 2 birim kareymiş. Bana diyor ki eksi 1'den 0'a mutlak değer fx dx kaçtır? Eksi 1 burasıydı, 0 da burasıydı. Bana şuranın alanı sorulmuş o zaman mutlak değerini aldığına göre. Ben buranın alanına ne demiştim? 2 demiştim değil mi? O halde cevabımız da 2 seçeneği olur deriz. Devam ediyorum 10. sayfamla. Son sayfamız artık. Şimdi yaklaşık 3-4 sene önce bu Riemann integrali biliyorsunuz ki müfredata giriş yaptı. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Hala Riemann integrali ile alakalı net bir soru görmedik. Biliyorsunuz ki 2020-2021 başımıza gelmeyen kalmadı. Bu senede sevgili gençler sınavda Riemann integrali, Riemann toplamı karşımıza çıkarsa ben size şaşırmayın derim. Çok güzel, çok akıllıca hazırlanmış bir de Riemann sorumuz var. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Aklınızda bulunsun. Bir reklam şirketinin yaptırmak istediği amblem tasarımına fiyat bilgisi verebilmesi için amblemin alanını hesaplaması gerekmiştir. Amblem üçgen, dörtgen, daire ve benzeri gibi bilinen bir şekil olmadığından şeklin alanı bir matematikçi olan Can'a hesaplatılmış ve Can alan üzerinde yaptığı çalışmalarda aralık genişliğini A birim aldığında Riemann alt ve üst toplamı sırasıyla 18 ve 21 olmuş. Alt toplam 18, üst toplam 21. Şimdi şöyle diyelim. Alt toplam, üst toplam. Bunu 18 bulmuş, üst toplamı 21 bulmuş. Gerçek alan nerededir arkadaşlar? Gerçek alan bu ikisinin arasında bir yerde. Güzel. Gerçek alan burada. Biliyorsunuz ki alt toplam gerçek alandan, gerçek alanda üst toplamdan daha küçüktü. Can aralık genişliğini A'dan küçük aldığında. Şimdi aralık genişliği dediği hani o oluşturduğu dikdörtgenlerin kısa kenarlarının sevgili gençler uzunluğu alt aralık genişliği dediği şey. Ve ben bu dikdörtgenleri biliyorsunuz ki Riemann toplamda küçülttüğüm zaman gerçek alana daha fazla yaklaşıyorum. Alt toplamı daha büyük, üst toplamı daha küçük bulmam gerekiyor. Ve demiş ki A'dan küçük aldığında aralıkları
Riemann alt ve üst toplamı birer tam sayı olmuş. Şimdi 18'den daha büyük olacağı kesin. Tam sayı oluyorsa 19 olmuştur. 21'den daha küçük olacağı da kesin üst toplamın. Tam sayı olduysa 20 olmuştur çünkü 19'dan daha küçük olamaz. O zaman gerçek alanımız nerede kalacak? Yine ortada. Gerçek alan 19 ile 20 arasındadır. Diyor ki amblemin alanı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Ne dedik? 19 ile 20 arasında olabilir. Cevap Ceyhan'dır. Yani çok işlem yapmadan kafamıza düşünerek çözebileceğimiz sorular olur genelde Riemann. Bazen işlem yaptırıp canımızı sıkabilen sorular da çıkabilir ama genelde bunları test kitaplarında falan görürüz. Eğer ÖSYM bu sene Riemann toplamıyla alakalı bir soru sorarsa merak etmeyin. Bu şekilde düşünsel bir soru olacaktır diye tahmin ediyorum. F fonksiyonunun türevi olan F türev X fonksiyonunun grafiğini bize vermiş vatandaş. Diyor ki buna göre ikinci türevinde 5 sıfırdan küçüktür. Bir kere F'in türevinden ben F'in ikinci türevini yorumlayacaksam 5 noktasında bu fonksiyon azalan davrandığı için bunun türevi negatiftir diyeceğim. Bunun türevi de F'in ikinci türevi olduğu için F'in ikinci türevinde 5 negatiftir, doğru bir öncüldür. Taralı bölgelerin alanı F5 eksi F eksi 1'dir demiş. Ben bu taralı bölgenin alanını nasıl bulurum? Eksi 1'den 5'e kadar F'in türevinde x dx yazarak bulurum ki bu da F'in türevinin integrali demek fx'ti. Eksi 1'den 5'e kadar yerine yazarsak bu da sevgili arkadaşlarım F5 eksi F eksi 1 gelir. Yani bu da ne demek oluyor arkadaşlar? Öncülümüz doğru demek oluyor. İkinci öncül de doğruydu. İkinci türevini sıfır yapan denklemin tek bir kökü vardır demiş. Evet, o da şuradadır zaten. Tek bir nokta için ikinci türev sıfır olur sevgili gençler. Bu da doğrudur. Neden ikinci türev sıfır olur diyorum? Çünkü bu F'in türevinin grafiği zaten. Çaktın sen köfteyi. O halde cevabımız ne olacak? Edirne. Yani bu sorularda dikkat etmenizi istediğim şey şu. Türevinin grafiği verildiyse buraya ekstra ekstra bir işaret koy, bir amblem koy. Bunu unutma sakın. Çünkü sürekli olarak F fonksiyonuna göre ve birinci türeve göre biz yorumlar yaptığımız için, yani F fonksiyonunun grafiğinden fonksiyonun türevine yorumlar yaptığımız için kafamız hep şeye alışıyor. Bu F'in grafiği, bu F'in grafiği, bu F'in grafiği diye alışıyor kafan. Sonra burada F türev grafiğini verdiğini unutuyorsun. F'e göre yorum yapıp yanlış öncüllere doğru diyorsun. Doğru öncüllere yanlış diyorsun. Ama buna dikkat et, tamam? Benden sana uyarı. Sonra SML hoca dediydi dersin. Demezsin inşallah. Yukarıda F fonksiyonunun türevinin grafiği verilmiş. Bakın gene türev grafiği. O yüzden ekstra işaretinizi koyun. Unutmayacak bir işaret. Yukarıda F fonksiyonunun türevinin grafiği verilmiş ve AB kapalı aralığında eğrinin altında kalan alan 4 birim kare. Bakın şurası 4 verilmiş zaten. FA artı FB'nin de 6 olması gerektiği söylenmiş bize. Şimdi çok da güzel bir soru. Dikkatli bir şekilde dinlemende fayda var. Buna göre demiş A'dan B'ye FX çarpı F türev X DX nedir diye sorulmuş. Şimdi öncelikle bakın burada F var, burada türevi var. O halde ben buradaki FX'e sevgili gençler gelin U diyeyim. Her iki tarafın diferansiyelini alırsam F'in türevinde x dx'de ne olacaktır? Tabii ki du olacaktır. Tabii bir de alt ve üst sınır belirlememiz lazım bu elemanlara. Alt sınırımız a'ydı. X gördüğüm yere a yazarsam fa. Fa sevgili gençler nereye yazacağız? Alt sınıra. Üst sınırımız da fb olacak o zaman b'yi yerine yazarsak. Güzel. Buraya neyi yazacağım? U ve du yazacağım. Pekala, bize bu sorulmuş. FA'dan FB'ye UDU. Şimdi güzel arkadaşlarım, ben şunun integralini almak istiyorum. U'nun integrali nedir? U kare. Onu yazamadık. Hemen düzeltelim. U kare bölü 2 değil midir bunun integrali? Evet. Ben bunun yerine ne yazacağım arkadaşlar? FA ile FB'yi de aynı zamanda yazmam gerekiyor. Peki. Şimdi şöyle bir durumda söz konusu. Ben şu taralı bölgenin alanıyla alakalı hiçbir işlem yapmadım farkındaysan. Şimdi onunla alakalı bir işlem yapalım. A'dan B'ye F'in türevinde X, D, X'i de bir yazalım. F'in türevinin integrali nedir? Fx'tir. Ben A ile B'yi yerine yazarsam ne gelir? Fb eksi Fa eşittir. Alana eşittir. Nedir? 4. Şimdi artık daha güzel bir şey bulduk. Çünkü FB eksi FA'nın değerini biliyoruz. FA artı FB'nin değerini biliyoruz. O halde şöyle alt alta yazalım. FB eksi FA eşittir 4'tü. FB artı FA da 6'ydı madem. Bunları ben bir toplarsam
Bunlar toplanırsa eksi fa artı afa, fa, fa neyse fa gider. 2 tane fb eşittir 10 olur. Demek ki fb kaçmış? 5. Peki fb 5 ise fa kaçtır? 1'dir. Hani az önce fa'dan fb'ye demiştik ya. İşte o, aslına bakarsanız 1'den 5'e kadarmış. Şimdi rahatça yerine yazabilirsiniz işte. 5'in karesi 25 bölü 2 eksi 1'in karesi 1 bölü 2. 25 bölü 2'den 1 bölü 2'yi çıkarırsanız 24 bölü 2 gelir ki cevabınızı verir size. Cevap 12'dir sevgili gençler. 24 bölü 2'nin cevabı, cevabımız Denizli seçeneğinde verilmiştir. Güzel bir soruydu. Profesyonelce hazırlanmış bir soruydu ve artık son sorumuzu da çözüyoruz. Benim size artık bir de son olarak bir sınav videosu borcum olur. Sınav videosu, motivasyon videosu borcum olur. Yüksek ihtimalle başka da video çekmem arkadaşlar. Artık sınavınıza kadar motivasyon videolarıyla yetineceksiniz. Tabii bir de bu video sizin başucu videonuz olsun diyebilirim. Yani artık bir şey demediğim kaldı. Arkadaşlar bak, bu cebinizde dursun, bunları ezberleyin falan. Bir bunu demediğim kaldı. Onu da demeyeyim arkadaşlar, yoksa içeri falan alırlar yani. Bu sadece benim tahminim sevgili gençler. Ki biliyorsunuz ki her sene acil yayınlar olarak da bayağı bir soru tutturuyoruz kitaplarımızda. Bunlar da benim öngörülerim. Kitapları bayağı bir kurcaladım, bayağı bir irdeledim. Acaba ben ÖSYM olsam neleri sorarım diye yaklaşık bir 20 bin tane sorunun arasından seçtim arkadaşlar. Yani sen de artık benim de illaki bir tahminim tutacaktır yani. Tamam. Seçkin hocamız sınıfta tahtaya böyle bir şey çizmiş. Öğrencilerin de taralı alanın 20 birim kare olduğunu söylemiş. Şimdi burada bir keselim, duralım. Ve ben bu 20 birim kareyi integrale nasıl gösteririm, buna bakalım. İntegral a'dan 12'ye fx artı 1 dx diye gösteririz değil mi? Bu 20'ymiş. Şimdi bu güzel 20 de ben burada fx artı 1 falan yazınca çok sevmiyorum. Burayı fx yapmak istiyorum. 1 çıkarırsam buralara da 1 eklemem gerekiyor. Doğal olarak sevgili gençler bu da integral a artı 1'den 13'e kadar diyeceğiz. İçerisi de fx dx olacak. Böyle daha güzel oldu. İçerisi fx olursa daha rahat hissedersiniz her zaman, benden söylemesi. Eşittir neymiş? 20. Pekala. Devam edelim sorumuza. Seçkin hocamız b'den 16'ya kadar fx eksi 3 dx'e de 20 demiş. Şimdi bakın gene ben buraya x yapmaya çalışacağım. Burası fx olursa ne yapmam gerekiyor? 3 eklemem gerekiyor. Demek ki buralardan 3 çıkaracağız arkadaşlar. 3 çıkarırsam burası b eksi 3 gelir. Burası 13 gelir. İçerisi de fx dx olur. Ve dikkat ettiyseniz bu da 20. Başka ne 20'ye eşitti burada? Bu. Yani a artı 1'den 13'e kadar fx dx. Şimdi bence soruyu bitirdik artık. Nasıl? Fx dx, fx dx. 13 var, 13 var. 20 ile bir işimiz yok. A artı 1 ile B eksi 3 de o halde birbirine eşitmiş. Hemen yazıyorsunuz. Hocam işte A artı 1 eğer B eksi 3'e eşitse, A eksi B sorulmuştu. B'yi bu tarafa, 1'i bu tarafa gönderirsek A eksi B'nin biz burada eksi 4 olması gerektiğini görebiliriz gönül rahatlığıyla. Gençler, videonun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda artık bir motivasyon konuşmasında, artık sana bir teşekkür videosunda görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkta kalın ve tabii ki sınava kadar da olsa bol bol matematik çalışmayı unutmayın. Hele ki sınavdan sonra matematik bölümü falan okumaya karar veren varsa Allah onlara şimdiden çok çok yardımcı olsun diyelim ve videoyu noktalayalım. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.